Sevgili seyirciler, Gelişen Türkiye programından herkese merhaba. Bu haftadan itibaren her cumartesi bu saatte Gelişen Türkiye programıyla karşınızda olacağız. Ülke ekonomisine yön veren firmaları birlikte tanıyacağız ve birlikte inceleyeceğiz. Ve işte Gelişen Türkiye şimdi başlıyor. Sevgili seyirciler, çarpık yapılaşma şehirlerimizin güzelliğini ve güvenliğini tehdit ederken halkımızın yaşam kalitesini de düşürüyor. İşte bunun için biz de programımızın ilk bölümünde Doğukan Grup'a konuk olduk ve yönetim kurulu üyesi Sayın Nadir Doğan'la birlikte hoş bir sohbet gerçekleştirdik. Sayın Doğan, sohbetimize öncelikle Doğukan Grup'a ait şirketleri ve bu şirketlerin faaliyet alanlarını anlatarak başlıyor. Doğukan İmar bir planlama firması, Doğukan Grubu'nun içerisinde olan ve en eski firması. 1993 yılından bu yana faaliyet gösteren bir firma, 20 yıllık bir firma. Bu firma Türkiye'nin çeşitli illerinde, doğudan batıya, kuzeyden güneye, yani Batman'dan İzmir'e, Trabzon'dan Tarsus'a kadar çeşitli yerlerde imar planları yaptı ve halen yaptığı planları takip eder, görüş verir, o planların içerisinde nasıl değişiklik olduğunu izlemeye çalışır. Doğukan İmar bir firma. Birlik harita işlemleri yapar. Yani imar planını teşekkül etmesi için bir ön hazırlık yapar, haritaları hazırlar. Daha sonra imar planına göre parselasyon ve bunların uygulanması sürecini takip eder. Yine firmalarımız arasında proje firmamız var. Proje, Doğukan Proje diye bir firmamız var. Bu da belirli lokal alanlar için mimari veya peyzaj projeleri üretir. Veya geliştirilecek bir takım konular varsa, organize sanayilerden alın da toplu konut projelerine göre kadar bir takım çalışmalar yapar. Onun dışında Kentsel Dönüşüm AŞ var, anonim şirket. Bu da özelinde son dönemlerde mevzuatıyla belirlenmiş kentsel dönüşüm işleri yapar. Yine inşaat firmaları var, Doğukan Yapı. Bu da özellikle Ankara merkezli olmak üzere bir takım inşaat işlerini ve taahhüt işlerini de devam ettirir. Çok özel bazı projeleri hayata geçirir. Bunların içerisinde kentsel dönüşüm firması, kentin çürüyen, artık hayatını devam ettiremeyecek kesimlerinin tespit edilmesi, depreme ya da diğer afetlere, yani ulusal baskını da olabilir, diğer afetlere hazırlıklı olmayan kent dokularının tespit edilip bunların nasıl dönüşeceğini ve buna ilişkin politikaların neler olmasını tespit etmeye çalışır. Kentsel Dönüşüm AŞ, bundan önce ilk defa Türkiye'de iki tane ilde, birisi Konya Büyükşehir, Kentsel Dönüşüm Master Planı hazırladı, birisi Adana Büyükşehir Belediyesi, onlar için belirli bir bölgede Kentsel Dönüşüm Master Planı hazırladı. Şehirlerimizin kalitesi ve güvenliği için kentsel dönüşüm büyük önem taşıyor. Bu projeleri halka doğru anlatmak ve iletişimi sürdürmekse olası çatışmaların önüne geçiyor. Şu anda değişik illerde çalışıyoruz. Örneğin Aksaray'da merkezde kalan bir sanayi sitesinin şehir dışına taşınması ve kalan yerin yeniden düzenlenmesiyle ilgili bir çalışması var. Yine Bursa Büyükşehir kapsamı içerisinde Osman Gazi Belediyesi'nde hem tarihi kent dokusunun olduğu alanlarda ne tür çözüme var ve bu bölgelerin depreme hazır olması noktasında neler yapılması gerekiyor. Orada çok ciddi bir kentsel dönüşüm projesi uygulamaya çalışıyoruz. Yine Hendek Belediyesi var. Bu biraz daha hızlı. Birkaç ay içerisinde bakanlık destekli bu projelerde. Birkaç tane örnek olsun diye ifade etmeye çalışıyorum. Farklı bölgelerden. Hendek'te de bir bölgenin kentsel dönüşüm projelerini yapıyoruz. Bu proje kapsamında önce yerin malikleri kimlerdir? Şu anda oturan kimler var? Buradaki arkadaşların, buradaki hak sahiplerinin bir tespit edilmesi, o bölgenin mevcut durumunu ve taleplerini almaya çalışıyoruz. Bir küçük sanayi sitesine eğer taşıyacaksanız, önce o çalışacak insanların mekanı oluşturmak durumundasınız. Yani boşaltacağınız yerin elinize sabit geçmesi için o faaliyetleri başka bir yerde devam ettirmeniz lazım. Ya da insanların kültürel yapılarına uygun mekanları oluşturmanız lazım. Eğer merkezde değilse bile başka istekleri bir alan varsa orada. Yoksa şu anda bazı bölgelerde ciddi çatışmalar görüyoruz kentsel dönüşümle ilgili. Buna sebep oluyorsunuz. İyi bir işlem yapalım derken kötü sonuçlar olabiliyor. Bu tespitleri aldıktan sonra mimari projeler çiziliyor. Mimari projeler çıktıktan sonra yine halka gidip denir ki
sizin talepleriniz doğrultusunda oluşan durum budur. Bunların içerisinden beğendiğiniz konular nelerdir veya değişmesini istediğiniz neler var? Tekrar bir halka gideriz. Yani birkaç defa bu anlamda halkın kanaati, görüşü, oradaki mülk sahiplerinin talepleri dikkate alınarak çalışmalar yapılır. En son karara bir sözleşme metni geliştirilmiştir. Ona da imza attırılır. Sayın Doğan, kentsel dönüşüm çalışmaları yapılırken çok dikkatli olunması gerektiğinin altını çiziyor. Şimdi burada gerçekten işin içinde yaşadığımız mekanların bizi öldürebilecek özellikler taşıdığını görmemiz lazım. Bunu çocuklarımızı da düşünerek gelecekte oluşturacağımız şehirleri biraz daha aklı selimde düşünmemiz lazım. Yani ben buradan bir dairem vardı, bu bir dairemi alacağım kaygısıyla hareket edersek, bir dairede müteahhite vereceksek bizim arz ve talep dengemizi bozabilir. Bu bir. Bir de genelde yoğunlaşan İstanbul merkezli alanlarımızda bunlar. Özellikle dönüşümün çok dikkatli ve ülke hatta bölge bazında yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani kentsel dönüşüm. Ve bunun belediyelerin politikası haline gelmesi lazım. Bugün burayı dönüştürdüm, burayı diğer tarafa aktardım, burayı boşalttıktan sonra burayı düzenliyorum diye. Çünkü yarın Kanal İstanbul projesi var. Bunun teknik birimleriyle birlikte uluslararası niteliği ve lojistik üstlerini düşünün. İstanbul içindeki artık mavi gömlekleri diyelim işçi sınıfını artmaya başlıyor dışarıda da. Bugün Gebze'ye gidiyordu, şimdi artık Düzce'ye kadar gelmeye başlıyor. Kentsel dönüşümlerin başarıya ulaşması için şehrin ihtiyaçlarını öngörmek ve geleceği doğru projelendirmek gerekiyor. Tabii kentsel dönüşümün nasıl olması gerektiği konusunda bizim şehir ölçeğinde veya ülke ölçeğinde bir takım tanımlamalarımız olması gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle kentsel dönüşümün bir master plana bağlı olması gerektiğini ben değerlendiriyorum şahsında. Nedeni de şu, lokal olarak yaptığımız düzenlemeler bir bütünlük arz etmiyorsa, ulaşım açısından, sosyal donatı alanların yeterli ya da yetersizliği açısından gelecekte başka sorunlara da sebep olmaya başlıyor. Şu anda düzeltebileceğiniz, daha rahat düzeltebileceğiniz, maliyeti az düzeltebileceğiniz konuları eğer yanlış yaparsanız gelecek nesillere daha fazla maliyetle düzeltebilecekleri sorunlar bırakmış oluyorsunuz. Yani yaptığımız işlerin düzgün olması lazım. Biz eğer planlama yapıyorsak, bir plancı olarak bu işin şehirlerin bütünü üzerinden öngörülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yoksa şehrin bir parçasını aldınız, burada kentsel dönüşüm uygulayalım, bu bölgeyi yıkıp yeniden yapalım. Bu zaten geçmişte müteahhitlerin yaptığı bir şey. Yani 10 tane gecekonduyu alıyorlar, yıkıyorlar, oraya başka bir bina yapıyorlar. Kentsel dönüşüm böyle değil. Kentsel dönüşüm, şehrin ihtiyaçlarını öngörmek, şehrin ihtiyaçlarını da görerek, değişimle ihtiyaçlarını geleceğe projekte ederek bunun önlemleri şimdiden almak ve bunun bir program dahilinde yürütülmesini sağlamak ekonomik açıdan da. Bunları yapmamız gerekiyor. Şu anda Türkiye'de, ülkemizde maalesef kentsel dönüşüm lokal yapılıyor. Gerçi bunun önünde bir takım problemlerin hukuki açıdan aşılmasını sağlamak adına da bazı kanunlarımız çıktı. Afete ilişkin kanunlarımız çıktı. Hükümetin çok özel düzenlemelerinden birisi, 6306 sayılı yasa, bunlar önceliklisi. Yine belediyelere bir takım yetkiler verildi belediye kanunu kapsamında, kentsel dönüşüm yapabilmeleri noktasında. Şu anda genel olarak, yani özele daha ineceğiz ama genel olarak kentsel dönüşümü böyle ifade etmek mümkün. Kentsel dönüşüm uygulamalarında yapılacak yanlış plan ve uygulamalar mevcut problemleri çözmeyeceği gibi şehirlerimizi yaşanmaz hale de getirebilir. Kentsel dönüşüm eğer şu andaki mevcut piyasanın yönlendirmesine veya insanların taleplerine göre şekillenirse önümüzdeki yıllarda ciddi bir kaos da bekleyebiliriz. Yani böyle bir korkutucu yanımız olsun. Bunu şöyle ifadelendirmeye çalışayım. Zaten kentsel dönüşüme muhtaç alanlarda, özellikle İstanbul için söylüyorum, bir yerde belirtmeyelim ama en basitten trafikle ilgili ciddi problemlerimiz var. Araçlarımızın park edeceği yollarımız, otopark alanlarımız yetersiz. Bu alanlarda yeşil alan gibi, okul alanı gibi bir takım donatılarımız da yetersiz zaten.
Kentsel dönüşüm eğer şöyle algılanırsa, benim bir evim var, müteahhit bunu yenileyecek, ben bu evi iki ev olarak talep edeyim derse, kaos burada başlıyor. İki ev de bunu finanse etmek için müteahhit tarafından alınacak, bir ev dört eve çıkacak. Tabii kanun imar planını öngörüyor ve imar planıyla da bunu yapmak mümkün. Mümkün ya, ama işte burada sorun var. Dönüşümü inşaat alanını artırarak yaparsak arz ve talep dengesini çok ciddi oranda bozmuş olacağız. Önce şöyle bir düşünmek lazım. Biz insanlar 40 yılını ya da 50 yılını geçireceği binalar güneşli alması lazım. Doğayla iç içe de olması lazım. Tabii. Yani kendimizi bir şeylere mahkum etmememiz lazım. Yoğunluğu artırarak eğer çözmeye çalışıyorsak bu konuyu, burada bir yanlışlık olabileceğini düşünüyorum. Çünkü arz talep dengesini bozmanız değil, sadece mevcut alanda zaten sorunlu olan, yoğunluktan mütevellit sorunlu olan alanı daha sorunlu hale getiriyorsunuz. Orada nüfus bugün 20 kişiyle bu kadar sorunumuz varsa, yarın 40 kişiyle daha başka sorunlarımız olacak. Bakın, bugün eğer bu sorun gözükmez, ne zaman biliyor musunuz? Şu arz talep dengesi 3 sene, 4 sene bu sürdürülebilir. Ama bunu ilerlebet sonuna kadar götürmeye çalıştığınızda bu çizgiyi, o zaman kaos başlar. Ve Türkiye açısından geri dönülmez bir noktaya gelmiş olur. Sayın Nadir Doğan, sohbetimizin son bölümünde bize ülkemizde değişmeye başlayan yaşam tarzına uygun projelere ağırlık verdiklerini anlattı. Westgate bizim daha sonra yapacağımız projelerin de bir öngörüsüdür. Şehirlerdeki yaşam tarzı değişmeye başladı. İnsanların yaşam şekli de değişmeye başladı. Biz dedik ki, insanların gelecekte yaşayacakları konsepte uygun bir yaşam merkezi oluşturalım. Ne olsun, büyüğü de olsun, küçüğü de olsun bu bölgelerde. Biraz residence diyorlar ya şimdi, onun da olabileceği 700 birimlik bir proje eski. Bu bir yaşam tarzı. Orada üniversiteler var. Yeni gelişen veya değişen Ankara'nın iş merkezleri ve yönetim merkezleri Eskişehir yolu üzerinde. Ankara dışından gelecek insanlara da hizmet sağlayabilecek özel bir ulaşım noktası olan yerde kalıyor. Yani Eskişehir yolu ve çevre yolunun bitiştiği yere çok yakın yaşam kent dediğimiz bölgede. Ve bu bölgede 3 tane blok var. Bunlar 30'ar katlı bloklar. Alt katlarda biraz daha balkonların, terasların olduğu geniş, İşte rüzgarlanmadan dolayı binalar. Toplam 700 birim var. 700 tane birim var. Evet. İki bloğu yapıyoruz şu anda. Ve bu yaşam tarzı, arkadaşlar daha fazla bilgiyi şeyden de alabilirler. İnternetten de alabilirler. Yeni bir yaşam tarzı. Ama bu yaşam tarzı derken tabii bu yatırım için alanlar da var burayı. Bir de şöyle anlaşılmasın. Şimdi biz planlama olarak tam başından, planlama aşamasından imalat aşamasına kadar bir süreci tanımlayalım. Ülkemizin buna ihtiyacı var. Yani planlamadan, imar uygulamasından, inşaatın yapılıp bunun işletilmesine kadar süreci tamamlayalım istiyoruz. Kentsel dönüşüm projelerinin başarıya ulaşması için projelere dahil olan kişilere, kurum ve kuruluşlara önemli görevler düşüyor. Bozulmuş dokunun düzeltilebilmesi için titiz, geleceği öngörerek ve iletişimi ön planda tutarak çalışmak gerekiyor. Sevgili seyirciler, programımız bütün hızıyla devam ediyor. Şimdiki durağımız, Yalıtım Malzemeler alanında yaptığı üretim ve ihracatla adını duyuran ve merkezi İstanbul'da bulunan Kingspan İzopoli. Şirketin kurucusu, yönetim kurulu başkan yardımcısı ve ticari koordinatörü Sayın Suat Kıroğlu ile sohbetimize kendisi ve şirketle ilgili bilgiler alarak başlıyoruz. 1963 doğumluyum. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü mezunuyum. Daha sonra master ve doktoramı İskoçya'da ve Almanya'da yaptım. Yalıtım, köpükler ve patlayıcılar konusunda uzmanlaştım. Ve 1983'te bu şirketi kurdum. Bir 30 yıl geçti. Bu 30 yılı 3'e ayırabiliriz. İlk 10 yıl ticaret yaptığımız yıl. Sanayici olmadığımız ama ticaret yaptığımız, yurt dışından Türkiye'ye yalıtım malzemeleri getirip sattığımız yıllar. İkinci 10 yılı ise üretime başladığımız ve daha primitif seviyedeki üretimler. Üçüncü 10 yılı ise artık üretim kapasitesinin dışında kullandığımız alet, ekipman ve birçok konuda da
Avrupa ile Amerika ile yarışır hale geldiğimiz dönem diyebiliriz. Şirketin ürettiği yalıtımlı ve alev almaz ürünler ülkemizde sanayileşme ile birlikte artan yangınlara karşı da önemli bir koruyucu olarak ön plana çıkıyor. Son 10 yıllık periyotta yabancı bir ortaklığımız da oldu, bir know-how aldık. Ürünlerimizi yanmaz hale getirdik, alev almaz hale, alev ilerletmez hale getirdik. Çünkü ülkemizde yalıtımla birlikte yangın konusu da çok önem kazanmaya başladı. Bilmiyorum biliyor musunuz, 2011 ve 2012 senelerinde olan yangınların totali Türkiye'de daha önceki 5 yılda tekabül ediyor totaline. Ve yangınların artması da aslında ülkenin sanayileşmesini, sanayinin ilerlemesini gösteriyor. Yani bugün yangınların artmasıyla birlikte bizim de ciddi şekilde bazı standartizasyonlar, bazı tedbirler almamız gerektiğinin sinyalini veriyor. Ne üretiyoruz dediğimizde, ürettiklerimiz yalıtımlı elemanlar. Bunlar çatı panelleri, cephe panelleri, gıda sektöründe kullanılan soğuk hava deposu panelleri. Bunların hepsi yalıtımlı ve alev almaz şekilde üretiliyor. Türkiye'nin en saygın firmaları, gıda ve sanayideki en ileri firmaları, eğer ki tesislerini yangına karşı sigortalayacaklar, eğer ki tesislerinde belli şekilde yalıtımla birlikte bir yakıtta ekonomi istiyorlarsa muhakkak bizim ürünlerimizi beğeniyorlar. Bu son 10 yıllık kısımda İrlandalı Kingspan'le yaptığımız know-how anlaşmasında da zaten ulaştığımız nokta bu yanmaz veya alev almaz know-how'ı onlardan almak ve Avrupa gibi bize getirmekte. Fakat onların firma prensibi, buraya satmıyorlar ama firmaya ortak oluyorlardı. Bu şekilde gelişti. Sayın Kıroğlu sohbetimizin bu bölümünde sektörün gelişimi ve pazar payları hakkında bilgiler veriyor. Üretimimizin %50'sini ihraç ediyoruz. Lojistik hizmetini biz yapıyoruz. Müşterilerimizin kendi direktifleri veyahut varış noktaları olarak. İhracatımız yine klasik Türkiye'nin Orta Doğu ülkeleriyle olan, Türkiye Cumhuriyetlerle olan, Azerbaycan, İran gibi ülkeler. Yani ülkemizin Doğu ve Güneydoğusuyla çok ciddi şekilde haşır neşir çalışıyoruz. Afrika ülkeleri yine aynı şekilde. %50'sini yurt içi pazara veriyoruz. Ülkemizde %10'luk bir pazar payımız var. Çünkü Türkiye'de bizim gelişti dediğimiz yangın ve yalıtım konusu halen ancak bu seviyelerde kalmış vaziyette. Onun için önümüz çok açık bir sektör. Yani sektör 20 milyon metrekare, biz 2 milyon metrekaresini yapıyoruz %10'unu. Ama kalan bakiye %90'ı ise halen Türkiye'de yanar mallarla veya yalıtımı olsa da olmasa da tip malzemelerle yapılmakta. Ama bu %10'luk pazar payımız bundan 5 sene önce %2 idi. Yani dramatik olarak bu ilerlemekte. Yurt içinde de yurt dışında da pazar payımız özellikle Orta Doğu ülkelerinde çok artmakta. Yalıtımlı panel alanında FM sertifikasına sahip Türkiye'deki tek firma olan şirket piyasaya yeni ürünler sürmeye hazırlanıyor. Uluslararası bir sertifika bu. FM diye anılıyor. Amerika Birleşik Devletleri tarafından veriliyor. Ve unlimited height dediğimiz, yani bir mesafe irtifa limiti olmadan yanan bir yerdeki yangını iletmemesi malzemenin çok önemli. Biliyorsunuz genelde yangınların ana sebebi, yangın bir noktasında sanayi tesisinin çıkar, ondan sonra ip gibi öbür uca doğru hemen 5 dakika içinde yanar. Bu malzemenin önemli ise yangın bir noktada çıkıyor ve çıktıktan sonra ilerlemiyor. Ve devamlı surette sizin bir itfaiyeyi çağırmak, içerideki insanları dışarı çıkarmak veyahut malzemelerinizi kurtarmak için bir zaman vermiş oluyor. Bugün Avrupa'da ve birçok Orta Doğu ülkelerinde FM sertifikası olmadan hiçbir malzeme ne kullanılıyor ne de sigortalanıyor.
Bizim sektörel olarak bu Türkiye'mizde en büyük problemimiz standartizasyon. Yani bir ihalede, bir inşaatta bugün halen isteyen istediği malzemeyi kullanabiliyor. Halbuki yalıtım bilinci, yangın bilinci arttıkça belediyeler bu kontrollerini, itfaiyeler bu kontrollerini aslında layıklı bir çile yaparlarsa yangınlarda da bir düşüş olacaktır. Hem güvenlik hem de ekonomik açıdan önem taşıyan yalıtım ve yangın bilinci ülkemizde de gelişmesine rağmen henüz yeterli seviyeye ulaşmış değil. Bugün Orta Avrupa ülkelerinde, örneğin Polonya'da, Macaristan'da, Çek'te, Slovakya'da, biz bunları gittik yerinde inceledik. Kesinlikle devlet bir kere kredi veriyor ücretsiz, muhakkak yalıtımını tam yapman için. Neden? Çünkü senin orasının yalıtımı tam olur da, uyduralım bir villada yılda 6 ton mazot yakacağına 2 ton mazot yakarsan, bu sonuçta ülkeye bir fayda sağlıyor. Bunun gibi biz de şu an ülkemizde yalıtım bilincimiz aslında %100 değil ama %60 ve %70'lerin üzerinde yalıtım bilinci. Fakat yangın bilinci halen ülkemizde çok düşük seviyelerde. İnsanlar yangını halen ya bir şey olmaz veyahut ya yanarsa da sigorta ödesin gibi görmekteler. Ama bu son 2 senedir cidden değişti. Son 1 senedir de sigorta firmaları artık riskli buldukları, yani yangın çıkma olasılığının çok kesinleştiği müesseseleri sigortalamıyorlar. Şu an Türkiye'de çok fazla sayıda sigortasız sanayi tesisi var. Aslında bu da çok büyük bir tehlike. Şirket daha fabrika kurulma aşamasında servis ve danışmanlık hizmeti de vererek şirketlerin zaman kaybının ve gereksiz harcamalarının önüne geçiyor. Bir diğer en önemli bizim firma olarak bir özelliğimiz, tercih edilme sebebimiz servis hizmetimiz. Bu ne demektir? Firmaların projelerini alıyoruz. Bu projelerinde yönlendirme yapıyoruz. Projelerine çözüm getiriyoruz. İşte sen şu şekilde çatıyı şöyle yaparsan daha ekonomik olur. Cephede işte efendim şu aralıklarla ışıklık kullanırsan içeride şu kadar lambadan tasarruf edersin vesaire gibi. Bizim teknik masamız herhangi bir fabrikayı çok iyi bir şekilde dizaynında A'dan Z'ye mimara çözüm sunuyor. O müesseseyi çizen mimar kimse. Aslında o uygulama kısmını direkt bizim firmamız yapmıyor ama çözüm ortaklarımız var muhtelif. Onlar nezdinde yapıyoruz. Bu çözüm ortaklarımızı da eğitiyoruz her yıl, sertifikalandırıyoruz. Yani valid geçici bir sertifikası var ise o müessesenin, örneğin sizin tesisinizi monte edebiliyor. Şirket üzerinde çalıştığı kurşun geçirmez panellerle ülkemizin güvenliğine katkı sağlamayı hedefliyor. Bir kurşun geçirmez panelimiz var. Bu kurşun geçirmez panellerimizle güvenlik ve sınır karakolları yapılması konusu var. Bunların şu an çalışmaları belli bir yere kadar geldi. Bu da bildiğimiz panel ama içinde öyle malzemeler kullanıyoruz ki bu taraftan ateş edildiğinde veyahut şarapnel parçaları geldiğinde öbür tarafa geçirmiyor. Bu konuyla ilgili olan çalışmalarımız sürüyor. Belli bir yere geldikten sonra gerek genelkurmaydan gerekse jandarmayla birlikte bazı denemeleri yapıp bunu da sektöre sunmayı amaçlıyoruz. Bu da önemli bir çalışma diye bakıyoruz biz. Çünkü güvenlik unsuru da bugün her konuda çok önemli bir hale geldi. Bugün yurt dışından gelen güçlerin dışında sınırlarda, yurt içinde de belli konsoloslukların önlerindeki güvenlik kulübeleri, bankalar, bakanlıklar, üniversiteler, birçok yerlerde bu tip kurşun geçirmez panel elemanı kullanımına büyük bir yönelim var. Ona uğraşıyoruz. Yasal boşluklar ve uygulanamayan yasalar sektörde merdiven altı firmaların faaliyet göstermesine sebep oluyor. Bu durumda riskleri arttırıyor.
Bir kere maalesef her sektörde olduğu gibi bu sektörde de merdiven altı dediğimiz üreticiler, kurumsallaşmamış üreticiler veyahut tam sertifikalı malzeme üretmeyen birçok başka üreticiler var. Ama ülkemizde ciddi bir miktarda da kurumsal üreticiler var. Bunların içinde çok büyük gruplar var. Bunlarla olan pazara yaklaşımla tamamen işte speklere uymayan veyahut evrak üzerinde belli kalınlık ve yoğunluklar yazıp da üretimi çok farklı olan tabiri caizse hani olur ya şeker bayramlarında şeyde şeker üretenler merdiven altında, onun gibi bu sektöründe maalesef bu tip bir kısmı var. Ve bunun azalmayıp büyümesinin tek sebebi devletin, belediyelerin ve imarın belli spekleri ve yasaları koymaması veyahut koyup da çok iyi kontrol etmemesi. Bundan kaynaklı. Panelciler Birliği'nin kurulması sektördeki bilincin artmasına ve normların oturmasına fayda sağlayacak. Yeni bir Panelciler Birliği kurulmakta. Bu kurulan birliğin ana amacı ülkemizdeki bayındırlık birim fiyatları, Bayındırlık Bakanlığı'nca yayınlanan ve de bazı standartizasyonlara paneli standardını belirleyerek sokmak. Ki ülkemizde bu malzemeyi üreten firmalar da aynı standardı üretebilsin ve de ülkedeki bu bilinç artsın diye. Tabii kimse kimsenin ticaretine karışmadan ilk toplantısını da bu birliğin bundan birkaç hafta önce İstanbul'da gerçekleştirdik. Bir 15-16 tane ülkemizin ileri gelen panel firması birleşerek böyle bir konuda karar aldık aramızda ve şimdi bu kurulumu, bu birliğin temellerini atmaktayız. Ve inşallah çok yakında bu birliğin üyesi olan firmaların ürettiği malzemeler hem yalıtım, hem yangın normu, hem daha başka mekanik normlar konusunda bir damga almış, bir mühürlenmiş olacak ve böylelikle hani TS'nin biraz daha değişik versiyonu gibi sanayiyi kullanımına daha sürat vereceğiz. Sayın Suat Kuroğlu sohbetimizin son bölümünde şirketin cirosu ve fabrikaları, şubeleri ve şirket yapısı hakkında bilgiler veriyor. Şirketimiz 200-250 milyon dolar ciro civarında seyreden, istihdam olarak 150 kişilik bir bünyesinde istihdamı barındıran, merkezi İstanbul'da, iki tane fabrikası Bolu ve Adana'da olan, ama bunun yanında kendine ait çok kuvvetli şubeleri var yurt dışında, Azerbaycan, Kazakistan, Irak, Mısır, Suriye şu an tabii kapalı ama gibi civar ülkelerimize temsilciliklerimiz, ama kendi ofislerimiz ve projelerle bir fiil orada bağlantılı ofisler bunlar. Bunun haricinde yapımızda ise İrlandalı bir ortağımız var. Yönetim kurulu başkanlığı İrlandalılara ait, şu an Paul O'Gorman götürmekte. Ben de başkan yardımcısıyım. Yönetim kurulundaki tek Türk benim. Diğerleri İrlandalı ve İngiliz. Arada bir ülkemize geliyorlardı. Son zamanlarda sık gelmeye başladılar. Çünkü buradaki ekonomik gelişmeler, civar ülkelerdeki ilerlemeleri aslında çok pozitif buluyorlar. Biraz çekiniyorlar ama biraz da pozitif buluyorlar. Son olarak şirketin Adana'daki fabrikasına konuk olduk. Fabrika müdürü Deniz Özay bize fabrikada üretilen ürünler ve yaptıkları ihracat hakkında bilgiler veriyor. 2007 yılında kurduğumuz Adana fabrikamızda günlük 12 bin metrekare üretim kapasitesine sahibiz. Kingspan Group ile birleşimin getirdiği know-how'u kullanarak yüksek yangın dirençli FireSafe IPN dolgulu panelleri Türkiye'de ilk ve halen tek üreten firmayız. CE, TSE, Ghost gibi çeşitli uluslararası sertifikalara sahip olmamızın yanı sıra sektörde ürünleri FM sertifikasına sahip olan tek panel üreticisiyiz. Arge çalışmalarımız sayesinde piyasadaki ihtiyaçlara ve detay çözümlere en hızlı ve kalıcı çözümler üretmek esas hedefimizdir.
Kingsman Isopoli kilitli paneli kontinü hatta üreten yegane firma olmakla birlikte paslanmaz etekli panel, tesisat döşengeli panel ve balistik panel gibi özel ürünler ve çeşitli çatı cephe kaplama panelleriyle optimum çözümler sunabilmektedir. Yurt dışı pazarında Vietnam'dan Gana'ya kadar uzanan bölge üzerinde Orta Doğu ağırlıklı olmak üzere Asya ve Kuzey Afrika'da 20'den fazla acente ve temsilciliğimiz bulunmaktadır. Ayrıca halen 40'tan fazla ülkeye ihracat yapmaktayız. Yalıtım sektörü ülkemizdeki enerji tasarrufu ve güvenlik açısından önem taşıyor. Bu alanda yasal boşlukların doldurulması ve bilincin artması sektörün gelişmesine katkı sağlayacak. Sevgili seyirciler, programımız Gelişen Türkiye kısa bir aranın ardından kaldığı yerden devam edecek. Sevgili seyirciler, şimdi de sizleri İstanbul'un en güzel ilçelerinden birine, sakin ve serin yapısıyla Şile'ye götürüyoruz. Şile'de ekonomimizin lokomotifi olan inşaat sektöründeki Tutal İnşaat'tayız şimdi de. Şile yeşil tabiatıyla, mavi deniziyle ve bir tatil bölgesine sahip havasıyla ilçe sakinlerinin yanında bütün İstanbul halkının da gözdesi. Bu güzel ilçede faaliyet gösteren Tutal İnşaat'ın yönetim kurulu başkanı İrfan Tutal sohbetimize şirketin kuruluş sürecini anlatarak başlıyor. Ben 52 yaşındayım. Takriben 15 yıl falan oldu Şile'de uzunmalı. Ben tesadüfi bir bursla Almanya'da okudum. Siyasal bilimler, sosyoloji, ekonomi tahsili yaptım. Türkiye'ye geldikten sonra da işte bir şekilde bu sektöre bulaşmış oldum. Aslında biz 80'li yıllarda kurulduk. 88-89'lu yıllarda kurulduk. Kadıköy'de başladık. Kadıköy, Moda, o civarda ne kadar aşağı yukarı herhalde elimizin değmediği sokak kalmamıştı. Oradaki eski daireleri ya da tarihi eserleri o tip yerleri alıp tadilatlarını yapıp sattık. Yaptığımız iş ilk etapta bu idi. Daha sonra Şile'ye arsa yatırımı yapmak için geldik. Bayağı bir Şile'de hala öyleyiz. Yani büyük bir arsa portföyümüz var. Dolayısıyla da inşaata da işte aşağı yukarı 10 yıl kadar oluyor. 10 yıl öncesinden başladık. Yaptığımız projelerin daha çok böyle butik olmasına dikkat ettik. Çok öne çıkmasına dikkat ettik. Her şeyinin olmasına dikkat ettik. İnsanların gelip böyle tatil tadında ya da tatil köyü tadında bir tatil yapmalarını amaçladık. Ama amacımız sadece insanların gelip burada yazlık olarak kalmaları değildi. Kışın da gelmelerini hedefledik ama bunu maalesef başaramadık. Bunun suçlusu herhalde sanıyorum ki biz değiliz. Sayın Tutal, Şile'de inşaat sektörünün sorunlarını anlatırken aslında bu güzel ilçenin genel problemlerine de vurgu yapıyor. İnsanların genç çocukları var işte 17-18 yaşında, 20 yaşında her neyse. Geliyor, güzel sabah gidiyor, denize giriyor. Kum güzel, deniz de güzel. Şile'ye gelince çok şeyi hale bulamıyor. Şile yaşam için, yani oturup da 12 ay yaşamak için çok konforlu gelmiyor insanlara. Yani bütün gelen simlerini karşılamıyor. Mesela özel bir hastane yok ya da özel bir okul yok veya insanların gidip eğlenebileceği yer hiç yok. Yani neredeyse yok. Turizm deyince de sadece deniz, kum değil ya da orman değil. Seyirciler, Şile'deki nüfusun mevsimsel olarak değişmesi ve sürekli ikamet edilecek bir yer olarak görülmemesi özel projelerin satımında sorun oluşturuyor. Dua Evleri diye bir projemiz vardı.
idi. Şu anda hala yaşam var orada. Ancak Şile bir türlü ikinci konut olmaktan kurtulamadı. Aslında bir villa düşünün, bir ev düşünün. İçinde doğalgazı var, kombisi var. Yani kışın da gelip çok rahat kalabileceğiniz bir yer. Altta hafta sonları hiç değilse gelip kalınabilecek bir yer diye düşünebilirsiniz. Ama ona bile ulaşamadık. Yani insanlar kışın neredeyse hiç gelmiyor. Yazın da 15 evin herhalde 3'ü ya da 5'i geliyor. Diğerleri yine gelmiyor. Yaptığımız projeler Şile'nin birazcık üstünde kaldı. Yani limit olarak üstünde kaldı. Son yaptığımız Rüya Tepe evleri. Şöyle ki işte 225 metrekare net bir villayı düşünün, net bir alanı düşünün. Onun içinde işte saunası, kendine ait yüzme havuzu, saunası, işte 3 tane banyosu, muhteşem bir doğa içerisinde oluşuyor. Böyle bir evler, ancak bizi beklediğimiz şeyi hiçbir zaman bulamadık. Yani Şile'ye çok fazla geldi. Şile'ye gelen sermaye grubu farklı bir grup. Yani belli bir standartın üstüne çıkınca o alıcıları Şile'de bulamıyorsunuz. Ha ama şimdilik bence. Yani zamanla bunlar da gelecektir mutlaka Şile'ye. Ama onları şimdiye kadar bulamam. Enteresan bir proje yaparsanız da yapın, hemen satamayacağınız, satabilemeyeceğiniz bir yerdeyiz şu anda. Şirket Şile'nin imar planlarındaki düzenlemelere uygun olarak yeni ve Şile'ye katkı yapacak yatırımlar planlıyor. Şile zaten imar planları daha yeni yeni yapılanmaya başladı, başlandı. Daha önce belirlediğimiz yerler var. Mesela dedik ki işte biz iyi bir otel yapacak isek işte şurada yaparız diye düşündük. Onun arsasını aldık, bekledik. İşte şimdi imar çalışmaları var. 5000'lik imarlarda işte aşağı yukarı ortaya çıktı bu. Eğer ileriki zamanlarda hala devam ederse mesela bir otel, bir butik otel ya da iyi bir turizme hizmet verebilecek bir yer yapmayı planlıyoruz. Bu planlarımızın içinde var. Şirket üzerinde ciddiyetle durduğu beach projesiyle hem ilçedeki önemli bir eksikliği gidermeyi hem de Şile'ye adına yakışır bir katkı sağlamayı hedefliyor. Yine turizme yönelik iyi bir beach yapmak istiyoruz. Ona yönelik bir arsamız var, binibirlik imarı olan bir arazimiz var tam sahilde. İnsanların rahat rahat gelip de denize girebilecekleri, çocuk herkes eğlenebileceği, keyif alabileceği bir yer şu anda Şile'de var mı bilmiyorum. Yani ben bildiğim yok. Öyle bir yere ihtiyacı var ve bunu yapmak istiyoruz. Ülkemiz zenginleştikçe insanımızın talepleri de değişiyor. Şile'de de bu taleplere uygun yeni yatırımların yapılması için çalışmalar başlamış durumda. İnşaat sektörünün Türkiye'de geldiği son nokta muhteşem. Bunu sormaya bile gerek yok. Çünkü artık insanların alıştığı işte sadece ikamet maksatlı evler gitti. Eskiden öyleydi. Yani insanlar sadece işte kafamı sokayım, içinde yaşayayım, öyle bir mekan olsun diyorlardı. Şimdiki projeler tamamen değişti. Artık akıllı evler, bir sadece kafayı sokup, içine sokup yaşam alanı değil de her şeyle bir yaşam alanı. Yani işte ne bileyim işte spor alanlarıyla işte her şeyle, korumasıyla falan öyle o tür projeler yapılıyor. Yapılan artık başka türlü yapılan hiçbir proje neredeyse yok. Elbette ki muhteşem bir yerde inşaat sektörü. Şirket adını inşaat sektöründe duyurmuş olsa da yatırımları sadece bu sektörle sınırlı değil. Pek böyle bazda bakmamak lazım. Yani biz sadece bir inşaat sektöründe konumlanan bir şirket olarak kendimize bakmıyoruz. Yani bizim aracı alımlarımız var. Onların üstüne projelendirdiğimiz ya da projesini düşündüğümüz şeyler var. Biz her alanda olabiliriz. Mesela işte bundan 3 yıl evvel Şile'de çok büyük bir restoran açtık. Daha çok eğlence amaçlıydı. Şile'ye gelip giden herkes bilir yeri.
Ama maalesef orayı devam ettiremedik. Bir sürü sebepten ötürü. Onlara da çok değinmek istemiyorum. Turizm alanında bizi görebilirsiniz. Ciddi ciddi göreceksiniz inşallah. Bir alışveriş merkezi yapma, açma gibi bir projemiz var. Ve daha başka bizim büyük arazilerimiz var. İşimiz de bu olduğu için bir şekilde başka yabancı yatırımcıları da Şile'ye çekmek gayretindeyiz. Emlak pazarlama ile alakalı bir yapılanma halindeyiz şu anda. Yani istiyoruz ki bir şekilde biz yabancıları da hem Türkiye'ye hem de Şile'ye çekebiliriz. Bu güzel ilçeden Şile'nin hak ettiği noktaya ulaşabilmesi için iyi planlanmış yatırımlara ihtiyaç duyulduğunu not ederek ayrılıyoruz. Önümüz yaz, hepimiz çok güzel bir tatil yapmayı hayal ediyoruz. İsterseniz sizi şimdi de güzel tatil beldelerimizden birine Alaçatı'ya götürelim ve alternatif bir seçenek sunalım. Uygun fiyatları ve titiz misafirperverliği ile Koçlu Konağı güzel bir tatil geçirmek isteyenler için Alaçatı'daki iyi alternatiflerden bir tanesi. Programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta aynı gün ve aynı saatte sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.